hesap açmanızı ve hedef portföy üzerinden almanızı tercih ederim. Çünkü sonuç itibariyle hedef portföyün yönettiği bir fon NNF, tıpkı HKH gibi. Daha birçok başka fonlar da var. Biz ağırlıklı olarak bunları konuşuyoruz sosyal medya yayınlarımızda. Ama birçok başka fonumuz var ve hazırlanmakta olan, gelmekte olan başka başka fonların olduğu müjdesini de şimdiden en azından verebilirim. Onlar da devreye alındığı zaman elbette sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir devam edelim. İzleyicilerimizin sorularına geçmeden önce seninle konuşmadığımız ama bir önce yapmış olduğumuz yayından sonra gelen bilançolar üzerinden istersen devam edelim ve sonrasında belki bazı soruları zaten yanıtlamış oluruz gelen kalan vaktimizde de sorulardan devam ederiz. Yani Pegasus var. Aslında yani hep her yayın konuştuğumuz ve biz konuş şeyden son yayınımızdan sonra gelen büyükler içerisine baktığımızda bir onunla başlayalım. Beklentilerin oldukça üzerinde bir rakam geldi burada. 1,2 milyar civarındaydı konsensus. 1,9 milyarlarda bir kar geldi. Ve ilk yarıda, ilk çeyrek zararıyla birlikte 1,3 milyarlarda bir rakama gelmiş oldu. Bilanço sonrası çok pozitif açtı. Sonra çok sert bir satış yedi hisse bir anda. Bugün yeniden hızlı bir toparlanma yaşadı. %5'e yakın yükseldi. Bunu Türk Hava Yolları'nda da görmüştük. Yani bilanço beklentinin üzerinde geldi. Bunun etkisiyle pozitif açtı. Ama ne olursa olsun işte gerçekleşeni sat refleksiyle bir kar realizasyonu gördük ki 970 liradan 900 liraya kadar geldi. Bugün yeniden 946,80 kapatmış. Yeniden toparlanma eğiliminde. Havacılık tarafında işler hala yolunda gitmeye devam ediyor ve yolcu sayıları da Temmuz rakamları geldi en son. Hala bence çok iyi. Burada herhangi bir bozulma ibaresi yok. Yani hem dış hat tarafında hem iç hat tarafında büyümeler devam ediyor. İç hat birazcık daha fazla büyüme eğiliminde bu sıralar. Ama her iki tarafında birlikte büyüyor olması tabii ki şirketler için iyi. Kapasite artışları yine yani arz edilen koltuklar da büyüme eğiliminde devam ediyor. Hem Pegasus için hem Türk Hava Yolları için. Ve hikaye olarak da henüz eskisi kadar güçlü bir hikaye yok. Yani hep söylüyorum pandemi sonrasındaki 2022'deki gibi böyle büyük bir hikaye yok havacılıkta. Ama hala güvenli bir çizgisi var. Hala verileri iyileşmeye devam ediyor. Hala şirketler yatırım yapmaya, uçak kapasitelerini arttırmaya, yenileriyle değiştirip verimliliği arttırmaya devam ediyor. Ve bir yandan da İşte Pegasus tarafındaki hikaye, bu Sabiha Gökçen'deki yeni pist hikayesi biraz böyle yılan hikayesine döndü ama artık yakın açılış. Onun etkisiyle yine Pegasus benim gözümde bir miktar daha önde gibi gözüküyor. Fiyatlamalar da makul yani hala. Şu an çarpan olarak baktığımızda tabii 9 civarında Pegasus ama bu gerçek değil çünkü... Üçüncü çeyrek asıl burada önemli dönem. Üçüncü çeyrek finansalı geldiğinde muhtemelen altılara yedilere doğru geri çekilecektir. Yıl sonu beklentisi bunun da altında bir çarpanı işaret ediyor. Dolayısıyla hala fiyatlaması abartılmamış. Hala işleri yolunda giden güzel sektörlerden bir tanesi. Bu ikinci çeyreğin genel problemi bu arada. Şimdi birçok şirketin finansalı geliyor ama çok da İyi tablolar görmüyoruz. Ya karlarda çok sert artışı olan şirketler var. Büyük oranda sebep kur pozisyonu. Kenarda dövizi varmış, kur korumalı mevduatı varmış. Oradan elde ettiği gelirle birlikte kur malum sadece Haziran'da %30 yükseldiği için yüksek karlar elde edilmiş. Ama faaliyetler anlamında baktığımızda çoğu sektör için çok iyi bir dönem değildi. Yani deprem sonrası zaten birazcık yavaşlama eğiliminde olan bir ekonomi. Avrupa tarafına ihracat yapanlarda zaten miktarsal azalmalar ihracat tarafında gözleniyordu. Bir de üzerine seçim öncesi belirsizlik ortamının yaratmış olduğu bir yavaşlama derken ikinci çeyrek zaten böyle aman aman iyi geçen bir dönem değildi. Bilançolara da yansıyor. Ama dediğim gibi havacılık burada ikinci çeyreği en iyi geçiren sektörlerden bir tanesi oldu. Bir kar realizasyonu gördük ama ben yolun devam edeceğini düşünüyorum havacılık tarafında. Zaten birçok kurumda raporlarını güncelledi ve hedef fiyatlarda yeniden Pegasus da böyle artık 1300-1400'leri.
görmeye başladık raporlarda. Bu Açıkçası hedef fiyatlar yazılırken ne kadarlık bir vade gözetilerek yazılıyor? Bir yıllık mı? normalde 12 aydır. Yani 12 ay vadeli hedef fiyat literatürde hep geçerlidir. Ama tabii bizde daha hızlı ulaşılıyor. Çünkü işte modellenenden hep daha yüksek bir enflasyon oluyor. Çünkü işte yılın başında bu yıl için ne kadar enflasyon bekleniyordu? 45 falan hatırlarsın. Bütün ekonomistler de öyle bekliyordu. Herkes bunu bekliyordu. Sonra işte deprem oldu. Artık dedik ki 55. Çünkü hani genişleme olacak falan belli. İşte sonra seçim sonrası seçim vaatleriyle birlikte ortaya çıkan işte daha yüksek maaş artışları, emekliye verilen sözler, asgari ücrete verilen sözler, memura verilen sözler vesaire. Artık dedik ki işte 60'a gidiyor. Yani yılın başında ya da işte mevcut durumda bir yıl sonrasını öngörmek zor olduğu için birazcık daha nasıl diyeyim muhafazakar Mütevazı. aynen tahminler uygulanıyor. Öyle olduğu için de hedeflere bizde genelde daha hızlı şekilde yaklaşılıyor. Ama literatür 12 ay vadeli hedef fiyat üzerine kurulu. Peki, başka ne geldi? Pegasus da bu arada notlarımızın arasına girdi. Yani bir sürü şirket geldi bu arada. Yani Ereğliler, Kardemiller, Sasalar, Astorlar, işte Petkimi, Tüpraş'ı böyle şey yatırımcının merak ettiği büyük bir sürü şirket geldi açıkçası. Nereden gidelim onu da bilmiyorum. Küçüklerden de böyle beğendiklerim var. Valla o zaman şöyle yapalım. Çok fazla mesela Şişe konuşmuş muyduk seninle bir önceki yayından bu Gelmemişti henüz yanlış bilmiyorsam.